Mal herkes için canın yongası ama modifiye araç sahipleri için durum biraz daha farklı. Onlar otomobillerine gözleri gibi bakıyorlar. Aydın Karataş ise sabah uyandığında otomobilini yerinde göremedi. Hırsızlar aracını kopya anahtar sayesinde elleriyle koymuş gibi çalıp gitti. Araç sanki kendisininmiş gibi biniyor gidiyor. Rahatlık bir şekilde alıp gidiyor. Tavırları o kadar rahat ki kendi aracına biniyor gibi hızla kaçıyor. Üstelik otomobilin anahtarları sürücüsünde olmasına rağmen kopya anahtarla saniyeler içinde uzaklaşıyor. Çalan arabaya ya bir şey yapar ya da parça parça satar. Modifiyeli araç hırsızlığı geçtiğimiz gün sabah 7.30'da Yenibosna'da yaşandı. Hırsız önce iddiaya göre bir motosikletle çevreyi gözetledi. Kolaçan ettikten sonra arabaya doğru yöneldi. Bu ara sokakta motosikletten indi ve buraya geldi. Ardından hedefi arabaydı. Tur atıyor, arabanın önünden geçiyor, sokağa giriyor. Sürücüsü gözü gibi bakıyordu araca. Modifiye fuarlarına dahi katılıyordu. 40-50 milyarlık bir şey vardı, modifiyeler vardı. Tabii ki gözümüz gibi bakıyor, kendi malımız, canımız yani. Fark etmiyor ki, insanın malı da canıdır yani. Jantlar yapılmıştı, içinde aksesuarlar yapılmıştı. Yani ön, arka aksesuarlar yapılmıştı. Arabanın piyasa değeri modifiye ile birlikte yaklaşık 500 bin liraydı. Hırsızın en dikkat çeken özelliği ise rahat tavırlarıydı. Çünkü arabanın başına sanki kendi arabasıymış gibi geldi ve bir anahtar çıkarttı. Üstüne üstlük arabanın hem kendi anahtarı hem de yedek anahtarı iddiaya göre aracın sahibindeydi. Arabanın önüne geldi, anahtarı çıkarttı, binerek hızla uzaklaştı. Yani bir şaşırdık, iki anahtar da bizde. Eve hırsız girdi yok, bir şey yaptı yok. Bu tamirci olabilir. Tamirciye gitmiş araba, yıkamacıya gitmiş araba. Yabancı biri yapmamıştır yani. Sürücü şimdi aracına kavuşacağı günü bekliyor. Modifiyeleri sökmek için, belki de satmak için ya da elden çıkartmak için almıştır. Tabii olabilir, o da doğru.